Bugün Altındağ Belediyespor'dayız. Bu sezonu 3. ligde bizi temsil edecek Altındağ Belediyespor'un değerli başkanı Elişen ve belediye başkan yardımcımız Cebrail Aslan'la beraberiz. Bizi konuk ettiğiniz için öncelikle biz çok teşekkür ederiz başkanım. Evet. Neler oluyor? Altındağ yeni sezona hazırlanıyor mu? Neler yapıyor? Problemler neler, sorunlar neler? Bizi Ankaralıları neler bekliyor? Sizle görüp konuşmak istedik. Ben teşekkür ediyorum size. Her zaman bekleriz. Hoş geldiniz. 2016-2017 sezonu da biliyorsunuz biz Bar Ligi'nden profesyonel lig olan 3. lige çıktık. Namağlup şampiyon olduk. İki tane maç neticesinde 3. lige çıktık. 3. ligde bu sene işte hazırlıklarımızı şu anda devam ettiriyoruz. Bazı değişiklikler oldu bu arada. Geçen yıl kulüp başkanımız Tamer Bey vardı biliyorsunuz. Evet. Tamer Bey'le sizin aracılığınızla şunu da söyleyeyim. Vermiş olduğu katkılardan dolayı, kendisine geçen yıldan dolayı teşekkür ediyoruz. Bu sene devam edemedik. Şöyle karşılıklı kardeş kardeş anlaştık. Yeni bir yönetim oluşturduk. Kulüp başkanımız Ali Şen Bey oldu. Hayırlı olsun. İlk etapta biz iş transferle başladık. Sezon başında kulübün şu anki mevcut teknik direktörü ve ekibini çağırıp onlarla anlaşmayı yaptık. İş transferi bitirdikten sonra da ihtiyaç doğrultusunda dış transfere de yöneldik. Şu anda transferimizi büyük ölçüde tamamlamış olduk. Hatta bugün kulüp kamp için Afyon'a gidiyor. Futbol takımı. Şu anki durum bu. Hocamız devam ediyor. Aynı evet. Yerde şampiyon yapan hocamız. Mesut Hoca ile devam ettik. Arkadaşlarımızla. Onlarla devam ettik. İş transferde yanlış hatırlamıyorsam 12 tane futbolcu arkadaşımızla devam ettik. 12 değil mi? 16. Ondan sonra dış transferde de Osmanlı Spor'dan 2 tane adam aldık. Sağ olsunlar bize yardımcı oldular. Gençler Birliği ile dün görüştüm. 2-3 tane adam denenecek. Onu da kamp sonucunda değerlendireceğiz. Şu anki durum bu yani. Bir sıkıntımız yok. Stat konusunda sıkıntı yaşadık biraz. Evet. Oraya geldik. Dün ben Genç Spor İl Müdürümüz Güral Bey ile de görüştüm. Ali Bey ile beraber gittik. Burada Ankara'daki en büyük sıkıntılardan bir tanesi tesisleşme maalesef. İşte birincilik futbol takımları bile şu anda oynayacak stat bulamıyorlar. Evet. Dolayısıyla bizim kendi stadımız var. Yani güzel bir stadımız var, güzel bir tesisimiz var ama Bar Ligi'ne uygun fakat profesyonel ligi olunca biraz elinde bir sıkıntı yaşadığımız için orada oynayamıyoruz. Öyle olunca arayışa girdik. Cebeci stadı yıkılıyor. 19 Mayıs stadı yıkılıyor. Öyle olunca da biz arkadaşlarımızla gidip baktılar. Çubuk stadında oynamaya da karar verdik. Çubuk'ta oynanacak. Evet. Maçlarımız Çubuk'ta oynanacak. Biraz uzak olacak. Şimdi sizin Ankara iki stat birden yıkılıyor. Biraz önce sizin de söylediğiniz gibi. Biri 19 Mayıs stadı. Evet. Bir tanesi de Cebeci stadı ve sizin bölgenizdeki bir stat. Evet. Futbola yoğunlaştıktan sonra, takım şampiyon yaptıktan sonra şu stat bizde olsaydı şuraya ne yapardık diye aklınızdan geçirdiğiniz oldu mu? Valla tarihi bir yer bir de o alan. Şimdi tarihi bir alan. Çok eski bir stat ama. Evet. Yani ömrünü artık tamamlamış bir yer. Yer olarak güzel ama biz orada ümidi kestik. Açıkçası orayı da herhalde TOKİ'ye falan devretmişler. Yurt yapacaklar büyük ihtimalle. Öyle olunca biz belediye olarak kamuoyu da biliyordur. Ekonomik olarak hiçbir sıkıntısı olmayan bir belediyeyiz. Kendimiz zamanla biraz sıkıntı yaşadık. Çünkü bize stat hemen lazım. Bizim stadın da uygun olmadığını öğrenince şimdi yeni bir karar aldık. Başkanımız da bu konuda sağ olsun anlayış gösterdi. Yeni bir stat yapıyoruz kendimize. Tam böyle nizami ölçülerde. Bunun müjdesini herhalde ilk biz buradan. Evet, ilk dün karar aldığımız için ilk size vermiş olduk müjdeyi. Karar aldık, güzel bir, bize yakışan bir stat yapıyoruz. Yer nerede olacak başkanım? Bu çevre yolunun hemen kenarında. Havaalanına giden Karapüşek tarafında, çevre yolunun hemen kenarında. Güzel bir tesis yapacağız. Dört dörtlük bir tesis yapacağız. İnşallah, buradan şimdiden söylüyorum, Allah bize ömür verirse önümüzdeki yıl maçlarımızı orada oynayacağız. Bu sene çubuk zor gelmeyecek mi başkanım? Size sorayım onu da. Çünkü biraz uzak bir mesafe. Altındağlıları oraya götürmek de
sıkıntı olacak gibi. Şöyle, Çubuk yeni yapılan bir stat. Spor Bakanlığı tarafından yeni yapılan bir stat. Biz başkanımızın müsaadesiyle yönetim kurulundaki arkadaşlarla beraber gittik, incelemelerde bulunduk. Bölgemize uzak gibi görünüyor ama bizim kamp yaptığımız, antrenman yaptığımız sahamız Karapürçek'te. Evet. Otobana yakın. Evet. Otobandan çıkıp o tarafa gitmek biraz kısaltıyor, yolu kısaltıyor. Bir de trafik sıkışıklığı da yok. Oradan taraftar gelme olasılığı da bize fazla. Evet. Yani Çubuklu, oradaki Çubuklu arkadaşlarımız, vatandaşlarımızın da bize sevgisini de biliyoruz. İnşallah Çubuk'ta maç yapmaya başladığımızda da onların desteğini de bekliyoruz bu arada tabii ki. İnşallah. Yönetim kurulumuzda da yönetim kurulu üyesi Muhittin Karık Bey de Çubuklu. Özellikle onu da taraftarlarımızdan sorumlu olarak şey yaptık. İnşallah iyi olacak. Çubuk bizim için hayırlı olur. Bir de şöyle düşündük. Arkadaşlarımız aslında Ali Bey'le yönetim kurulu arkadaşlarını gönderdik. Dedik ya statlara bakın. Başka statları daha çok beğendiler. Benim fikrimdi. Şunu düşündüm. Çubuk bizim profil olarak da, coğrafi olarak da bize biraz daha uygun bir ilçe. Bir. İkincisi Etimesgut'la oynasak, Etimesgut'un zaten kendi takımı ikincilikte mi, birincilikte mi ne? Etimesgut'un takımı var. Ne bileyim Buksaş'ın işte şeyin, Keçören'in var. Herkesin var. Lan Çubuk bu anlamda biraz daha futbola ilgi gösterecek. Daha böyle bizi benimseyecek diye düşüncesiyle biz maçlarımızı orada oynayacağız. Şimdi dediği gibi yönetim kurulu arkadaşımızı, kulüp başkanımızı bir iki göndeririz. Çubuklularla biraz kaynaşırız. Orada eminim bizden daha çok Çubuk'tan taraftar alırız diye düşünüyorum. Çubuk Spor'la da ilişkilerimizde iyi. Ha, ilişkilerimiz iyi. Görüşüyoruz yönetim kurulu falan. Onlar da Bal Ligi'nde bir iki adam veririz onlara. Evet. Biz bu işleri biliriz yani. İşte biz biraz önce altında kendi evine dönsün, Çubuk da bir an önce çıksın. Biz onun hayalini yapıyoruz. Tabii inşallah, canım inşallah. İnşallah. Bu Karapürçek'teki statta sorun ne yaşandı başkan? Şimdi bizim bu Karapürçek'teki stat ölçüle ebatlarını söylüyorum. 60'a 105. Bu nizami olabilmesi için 64'e 105 olması gerekiyormuş. 4 metre. 4 metre ama oynama şansımız yok. Şöyle bir tarafı yol. Evet. Öbür tarafında da tribün var. Şunu düşündük. Tribünü kaldırıp tekrar geriye çekelim. O zaman da Futbol Federasyonu bize bir evrak göndermiş. Yok şu kadar seyirci olacak. Yok işte hakem çizgisine bu kadar olacak. Yok işte şey kulübeler şu kadar uzakta olacak. Hı. Derken düşündük. Ya burayla uğraşmaktansa, stadın işte tribünü yıkıp geri almaktansa yeni bir tesis yapalım. Burayı da amatör spor kulüplerine veririz o zaman. Evet. Onlara da bir faydamız olur. Yeni stadımızı yaparsak inşallah öyle bir düşüncemiz var. Veysel Başkanım'ın futbola bakışı nasıl? Veysel Başkanımız çalışkan bir adam. Bunu söylememize gerek yok. Evet. Türkiye tanıyor artık. Başarılı bir belediye başkanı. Futbolu da 2 yıl önce bana bu soruyu sormuştunuz yine siz. Evet, sordum. O zaman de dedim ki Başkan Bey Başkanımı daha da çok çekmek istiyoruz biraz. Biz 2 yıl önce ben hatırlıyorum size söylediğimi. Başkan Bey futbolu pek sevmiyor. Sosyal bir adam. Bölgemizdeki işte sosyal, kültürel anlamda çok şey yaptı. Fakat futbola çok sıcak bakmıyor demiştim. Bak bugün 2 yıl geçmiş. 2 yıl sonra soruyorsunuz. Diyorum ki evet bizim başkan da artık futbolun yavaş yavaş içine girdi. Şimdi mesela talimatı o bize verdi. Ya yeni bir stat yapalım diye. Şu anda spor kulübünün daha iyi bir yere gelmesi için bir uğraş veriyor. 2 yıldan sonra bayağı bir ilerleme var. Bu seneki maçlarımıza da inşallah hepsine olmasa da çoğuna gelecek. Yani sizin çalışkanlığınızı, niyetinizi, başkanımın niyetini gördük. Veysel Başkan'ın desteğini biz takımın kalıcı olması açısından önemsiyoruz. Tabii. Veysel Başkan'ın ne kadar bu takımı sahiplenirse tabii, o kadar fazla belediye daha destek olur. Altında gelecek sene inşallah ikincilikte daha üst yerlerde görme şansı var. İnşallah. Yani şey bizim düşüncemiz de öyle. Yani İtimesgut mutluluğunu yaşıyoruz biz açıkçası evet. Ankara'da. Bağdan evet. Geldi, üçüncülükten çıktı. Şimdi evet. İkincilikte daha da mücadele ediyor. Bir altın daha da bu rekabette olsa bizim şehir futbolunu daha da kalkındıracak. Valla biz futbolu, ben kendim futbolu bilen bir adamım. İçinden gelmiş bir adamım. Ama Başkan Bey işte dediğim gibi 2 yıl öncesinden şimdiki hali bayağı değişti. Ali Bey 2 yıl önce hiç futbolla alakası yoktu mesela arkadaşımızın. Allah da yardım etti. Biz de biraz destek olduk. Şu anda bizim kulüp başkanımız ve emin olun bizden daha çok 24 saat futbol hayatı futbolla kalkıyor. Şimdi bizim Başkan Bey izlerse der ki ya bırak der iş aksar der. Kulüp başkanı Ali Can olmasın der. Aynı zamanda biz belediye yönetiminde de idareciyiz. Müdürlük yapıyorum.
Geçen seneye göre tabii ben geçen sene de aynı yönetim kurulundaydı. Bir önceki sene de iki senedir yönetim kurulundaydı. Geçen sene de başkan yardımcısı olarak Tamer Bey'le beraber çalıştık. Geçen sene, ondan önceki senelerdeki işte aksaklıklar falan her şeyi biliyoruz. Bu sene biraz daha sistematik, biraz daha profesyonelce, biraz daha kurumsallaşarak yönetmek istiyoruz kulübümüzü. Başkanımızın da, belediye başkanımızın da, başkan yardımcımız Cebrail Aslan Bey'in de himayelerinde inşallah daha güzel bir sezon, kazasız belasız bir sezon geçirmeyi ümit ediyoruz. Yeni transferlerimiz var. İşte Osman Spor'dan iki tane arkadaşımızı kiralık olarak transfer ettik. Bingöl Spor'dan bir arkadaşımız geldi. Bergama Spor'dan, Tire Spor'dan değişik transferlerimiz var. İnşallah üst düzey bir futbolla. Üçüncülükte üç takımımız var biliyorsunuz Ankara'da. Evet. Ankara Demirspor, Adliye Spor, bir de biz. Bak yeni... ben bilmiyorum bu kadarını mesela. İçine girdi Ali Bey iyice işin. İçine girdik başkanım evet. Sayenizde. İnşallah güzel bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Yani Mesut hocamız da, geçen sene hocamız, Mesut Üretir hocamız, onunla da devam ediyoruz. Güzel bir takım ruhu oluşturduk. Güzel bir birliktelik var. Bir haftadır zaten Ankara'da bir kamp yeri oluşturduk. Orada kamp yapıyor futbolcularımız. Şimdi Afyon'a gittiler mi? Bugün yoldalar. Öğlenleyin yola çıkacaklar. Gidecekler. Orada da yine bir 10 günlük kampımız var. Bizim antrenman yerimiz, sahamızda, tesislerimizde biraz yetersizlik vardı. Şu anda Karapürçek'te mi yapıyorduk? Karapürçek'te? Evet. Yok, Karapürçek'te değil. Başka bir Karapürçek'te tadilat çalışmalarımız var. Yok yok, antrenmanları diyor. Antrenmanları, evet. Şimdi bu bir haftadan beri şurada karayollarının bir tesisi var, oradaydık. Evet. Oradaydık. Buradan da Afyon'a gidiyor şimdi. Afyon'a gidiyor ama dönüşte tabii bizim... kendi tesisimizde olacak. Tesisimizde olacağız. Orada tesisin içerisinde bir takım değişiklikler yaptık başkanımız sayesinde. O tesisteki değişiklikleri bitirecek, birkaç güne kadar bitecek. Tabii takım dönüşte tekrar orada. Orayı biz bir spor kompleks haline getirdik. Evet. Ankara dışında olan futbolcularımız antrenmanlardan sonra dinlenmek için futbolculara bir yer yaptık orada. Evet. Yani yemeğini de orada yiyecek, uykusunu da orada uyuyacak, kondisyonunu da orada çalışacak, antrenmanını da orada yapacak. Yeni oldu değil mi başkan? Tabii yani o bizim Karapürçek yoktu. Geçen sene Bağlı Ligi'nde amatör kümede olduğumuz için çok böyle şeylere ihtiyaç duyuyorlar ama bu sefer profesyonel lige geçtiğimiz için ben de bunu biraz hissetmek daha, istiyordum. Onun için biraz daha böyle, biraz önce söyledim ya, profesyonelce hareket etmek zorundayız. Başkanımız sayesinde sağ olsun kendilerinden. Karapürçek stadını daha işlevsel bir hale getirdik. Bir tek orada bizim bu resmi müsabakalar oynayamıyoruz. Onun dışında her türlü şeyimiz var. Her türlü imkanımız var. Evet. Güzel bir tesis, İmari kompleks var. Çok iyi olur. Çok iyi olur. Antrenman yaparken futbolcularımızla beraber. Siz gelmeden önce başkanım sloganı verdi. Alişan Başkan altında şampiyon. İnşallah. İnşallah. Biz hedefi ne görelim? Altında seneye nereye oynayacak? Ya biz üst sıraları şimdi iddialı konuşmak da gerekiyor tabii ki ama biz kendimizi, haddimizi biliyoruz. Kendimizi iyi tanıyoruz. İnşallah üst sıraları zorlayacağız. İnşallah. İkinci lige çıkmaya çalışacağız. Fakat üst sıraları zorlamaya çalışacağız. Amacımız güzel bir sezon geçirmek. Ligde kalacağız inşallah. Böyle. Yani. Transferlerde daha bekleyeceğimiz... Bir iki tane de... Gençler Birliği'nden söylediniz herhalde. Evet. Onları deneyecekler. Şimdi bugün bizim takımla beraber kampa gidiyor. Üç tane futbolcu. Bir forvet, iki orta saha oyuncusu. Onları da deneyeceğiz. Onların içinde eğer hocamızın olur dediği arkadaşımız varsa onunla anlaşacağız. Bugüne kadar da zaten hep hocamızın dediği doğrultuda yaptık. Arkadaşlarıma da söyledim. Bu da evet, biz, özellikle önemli bu. Evet, ben mesela ilgileniyorum, Ali Bey ilgileniyor. Bizim kulüp futbol şube sorumlusu var, Ercüment. O ilgileniyor ama kardeşim nihai kararı hoca verecek. Neden? Çünkü hiçbirimiz hoca kadar takımı tanımayız. Hiçbirimiz onun kadar futbolcu bakıp işte beğenemeyiz. Anlatabiliyor muyum? Ali Bey de önerisini söyler, ben de söylerim, Başkan Bey de söyler. Herkes söyler ama kararı verecek kişi bizim teknik direktörümüzdür. Çünkü benim idareciliğimde de şu var, her zaman hesap soracağım bir adam olmalı. Benim hesap soracağım adam mesela yarın hoca olur. İşte kulüp başkanımızın kişisi dönüp diyecek ki kardeşim futbolcuları sen aldıysan başarıyı da sen yapacaksın. Ben mesela şunu hep söyledim sezon başında arkadaşlara da. Bizim takımda yedek kalacak adama ihtiyacımız yok. Bizim takımda geçen yılki takımda oynayan sözleşme yenilediğimiz arkadaşlarımızı kesecek adam lazım. Evet.
Evet. Kesecek derken mecaz anlamda işte. Tabii kesecek. Bu sen de işte biraz böyle başka almak sen. Yani onun yerine geçebilecek diyelim. Kesecek deyince şimdi dinleyenler de der ki lan ne kesiyorlar, ne yapıyorlar? Onun yerine geçebilecek adam lazım. Bir. İkincisi aldığınız adamlardan yedek kalan olursa hesabını sorarım dedim. Arkadaşlarımıza her zaman söylüyorum. Niye? Ya kardeşim yedek adam almayalım biz. Bizim alacağımız adam oynayabilmeli. Şimdi Ali Bey tabi benim yıllardır hem arkadaşımız hem kardeşim gibidir. Gelip gidip 2-3 tane adam alacağız dedi. Başladı bu 2-3 tane adam hala bitmedi. Daha geçen 2 gün önce 2 gün önce antrenmana ziyarete gittik. Orada basın mensubu arkadaşlarımız da var. Dediler ki yeni transferlerin bir resmini alalım. Bana 3 kişi diyorlar. Bir baktım 11 kişi dizildi. Lan bunlar kim? Şunu deniyoruz, şuna bakacağız, bilmem ne yapacağız ama çoğuyla da anlaşmışlar. Haberim de var yani. Ama ona rağmen siz kulübe siyasetle sokmamaya çalışıyorsunuz. Hiç. Siz başkanım. Hiç. Yani çünkü belediye kulüplerinde o siyaset bulaştığı zaman neyin nereye gideceği hiç belli olmaz. Bir de kötüye gider genelde takımlar. Evet. Sizin bu konuda da bir hassasiyetiniz var bildiğim kadarıyla. Evet. Şöyle, şimdi benim belediye başkan yardımcılığımda bana bağlı olan birimlerin hepsi icraatın olduğu, icranın olduğu birimler. Biz siyasetten mümkün olduğu kadar uzak durmaya çalışıyoruz. Bizim işimiz değil çünkü. Biz iş yaparız. Evet. Siyaseti de bizim başkan bey yapar. Büyüklerimiz yapar. Onların işi de siyaset. Burada futbol da siyasetle yönetilirse ben bugüne kadar hiçbir örneğini görmedim. Başarılı olan bir kulüp görmedim. Siyaset olunca olmuyor. Ben söylüyorum. Ali Bey'in kendi çocuğu bu takımda eğer olsa hak etmiyorsa oynamamalı kardeşim. Benim kendi kardeşim eğer bu takımda oluyorsa hak etmiyorsa oynamamalı bu takımda da olmamalı. Yani öyle ahbap çavuş ilişkileriyle bu işler maalesef olmaz yani. Biz de buna müsaade etmeyiz. Bunu söylerken de hani siyaseti kötüleme anlamında söylemiyorum. Ya, siyaset ayrı bir dal, futbol ayrı bir dal, belediyecilik ayrı bir dal. Herkes kendi yolunda devam edip gidecek. Biz şimdi neden bu kadar hocaya, kulüp başkanına yetki veriyoruz? Diyoruz ki kardeşim bu sizin işiniz, alın götürün. Neden? Ya çünkü kulübü yöneten kişiler belli. Kulüp başkanıdır, futbol şube sorumlusudur, yönetim kuruludur, hocadır. Anlatabiliyor muyum? Ama bunun içine bu ahbap, çavuş, siyaset, miyaset işleri girdiği zaman biliyorsunuz ne bir samimiyet olur, ne bir yani farklı da bir şey söylemek istemiyorum. Başarı da beklenemez. Bir kere zaten oyuna izin verdiğiniz zaman da ipin arkası gelir. Adil olmanız tartışılmaya başlar ki o da her şeyi götürür. Ya tabii ki yani şimdi futbolcunun siyasetine bakılmaz. Yani bizim futbola odaklanmamız lazım. Tabii canım. Yani gruptaki, birinci gruptayız biz üçüncü ligde. O gruptaki durumumuza bakmak lazım. Nasıl rakipleri başarılı nasıl görüyorsunuz şu anda? Kurallar şekilde, gruplar belli oluyor. Şimdi hani ilk defa üçüncü lige çıktığımız için açıkçası çok fazla tanımıyoruz. Şu anda hocamız kulüplerin bulabilirse videolarını izliyor, futbolcuları takip ediyor. Zaten hocamız ikinci ligde mücadele eden bir takımdan getirmiştik biz geçen sene. Evet. Profesyonel ligi iyi tanıyan bir arkadaşımız. Futbol aldığımız, transfer ettiğimiz futbolcularımız da birçoğu profesyonel ligde gelen oyuncular. Tanımaya çalışıyoruz. Grubumuz fena değil, bize göre iyi. İyi bir şey olacak inşallah, iyi bir sezon geçireceğiz. Bakalım yani bakacağız, göreceğiz. İnşallah en azından inşallah. Bir playoff Ankara'ya altından tabii ki, çok yakışır. Tabii ki. İnşallah. Başkanım sadece futbol konuştuk. Altındağ Belediyespor'un başka faaliyet alanları var mı? Başka branşlarda faaliyet gösteriyor mu Altındağ Belediyespor? Altındağ Belediyespor'un tabii futbol dışında da branşları var. Mesela boks takımımız var. Bizim futbol şube sorumlumuz Ercüment aynı zamanda boksör ve dünya şampiyonu bir boksör. Boksla o ilgileniyor. Güreş takımımız var. Ondan sonra mesela yazın şimdi yaz okulları yaz okullarını açıyoruz. Yaklaşık 200-300 tane öğrenci, geçen yıl Tamer Bey de yaptırmıştı. 200-300 tane öğrencinin formasını, işte şortunu bilmem neyini hazırlayıp bizim tesislerimizde yaz okulları yapıyoruz. Şu anda evet. Devam eden örnek, o var. Örnek istatında. Başka ne vardı Ali Bey? Başkanım şimdi bu işitme engelliler olimpiyatları düzenleniyor biliyorsunuz evet, Samsun'da. Bizim işitme engelliler güreş takımımız var. Orada oyuncular, güreşçilerimiz var. Şu anda oradalar. Onlar da başarılar diliyorum o zaman. Onlar da başarılar diliyoruz. Madalya bekliyoruz onlardan inşallah. İyi haberlerini bekliyoruz.
Boksta da iyiyiz. Boksta evet. da madalyalar alıyoruz. Bir salonumuz var. Güreşte de. Boksta mücadele ediyor arkadaşlarımız. Antrenörlerimiz var. Güreşte yine güreşte öyle. Güreşte de iyiyiz. Veysel Başkan'ın özellikle sevdiği bir branş var mı? Yani, Veysel Başkan'ın özellikle sevdiği belediyecilik ve çalışma. Orayı çok sever. Başkan Bey de çok siyasetin içinde olan bir adam değil. Spora çekecek yer arıyoruz. Başkanın işte, şey olsa oradan yakalayalım. Mümkün olduğu kadar biz de aynı şeydeyiz. Böyle haber maber yapıp işte biraz böyle ön plana çıkarırsak inşallah bir günde ben ayarlayayım onunla röportaj yaparsınız. İnşallah çok mutlu olur. Yine burada da olur, makamda da olur. Tabii biz hem hizmetin içerisindeyiz, belediye evet. hizmetin içerisindeyiz. Aynı zamanda da başkanla beraber futbol takımımızı, spor kulübümüzü yönetiyoruz. Sizin altından aslında özel bir alanın da var. Ankara'nın varoşlarını temsil etti yıllar evet. altında. Çin Bağları, şu anda Karaburçak dediğimiz yerler. Buralardaki gençlerin spor sayesinde kazanılması da çok önemli bir yol Tabii. sağlayacak altında belediye spor. Ben onun için de çok önemli söylüyorum aslında bakarsanız. Ya bu spor, evet mesela biz belediye olarak da spor tesisleri yapmaya 13 yıldan beri devam ediyoruz. Nedir? Kapalı spor salonu yaptık, yüzme havuzları yaptık. 7-8 tane mahalleye spor kompleksi yaptık. Çok böyle çok amaçlı işte basketbol sahası, voleybol sahası, tenis kortu yaptık. Ve bunlar da çok yoğun kullanılıyor. Yani bunları yapmamızdaki amaç şuydu. Dediğiniz gibi altında 13 sene öncesine baktığımız zaman %85'i gecekondularla kaplı. Evet. Bir köy gibi bir yerdi. İmar planı olmayan. %70'inde imar planı yoktu, köydü. Biz bu süre içerisinde tabii bunları bayağı bir değiştirdik. Öyle olunca da o yaşayan insan profili de değişmeye başladı. Bizim için esas en önemlisi o. Hiç unutmam mesela hamam önünde biz bu işlere başladığımız zaman orada işte parkta çiçek mi çek ekiyoruz. Ya sabah çiçeği ekiyoruz, akşam kayboluyor. Çiçekleri söküp herkes alıp evine götürüyor. Bizim başkan bey ısrarla ya bir daha dikin. Ben de bizim görevlere ya işte yakalarsanız kızın mızın diyorum. Ya bırak kızmayın diyor adama. Bir daha dikin o bir daha götürsün. Bir daha dikin bir daha götürsün derken dike dike o da götüre götüre en sonunda o bıktı. Şimdi çiçeklerimiz yerinde duruyor. Yani orası profil değişmeye başladı. Profil değişmeye başladı. Çin Bağları dediğimiz yer biliyorsunuz polisin işte ne bileyim askerin polisin giremediği yerlerdi. Şu anda emin olun bizim bölgenin en nezih yerleri oldu. Evet. Orada çok güzel tesisler, çok güzel böyle yüzme havuzları, spor tesisleri, parklar, kültür merkezleri yaptık. Ondan sonra mesela Ramazan'da Sayın Cumhurbaşkanımız iki defa oraya iftara geldi. Evet. Dolayısıyla Altındağ profilini değiştirmeye çalışıyoruz. Ki bu bir anda tabii sihirli değnek yok elimizde. Bir anda değişmiyor ama bu 13 yıl içerisinde yani %50, %60'ları değişti diye tahmin ediyorum. Sporda çok güzel bir argüman aslında. Evet. Değiştirmek evet. açısından. Şunu da söyleyeyim. Mesela bizim Altındağ deyince eskiden insanlar böyle çekinerek bakan, ürkerek bakılan bir ilçeydi. Biz ama onun profilini bayağı bir kırdık. En basitinde geçen yılki oynadığımız bütün maçlarda adam Sivas'tan geliyor, Zara'dan geliyor, ne bileyim işte Kırşehir'den gelirken tedirgin geliyor. Maçlarımızı oynuyoruz, çiçeklerle karşılıyoruz, çiçeklerle de gönderiyoruz. Evet, arkadaşlarımıza, sizler de takip etmişsinizdir, arkadaşlarımıza talimat vermiştim. Ulan bir tane adam küfrederse dövünü atın derdim. Bizim arkadaşların içerisinde. Küfreden adam buraya gelmesin kardeşim derdi. Ve biz bunu geçen yıl çok iyi başardık. Ondan sonra inşallah bu sene de aynı şekilde devam edeceğiz. Gelen takımları canı gönülden kucaklayacağız. Bizi yenerlerse de kucaklayıp göndereceğiz. Yenilirlerse de bu konuda hiç kimsenin de en ufak bir aklında soru işareti olmasın. Altındağ da değişti, kulüp de değişti, bizler de değiştik. Olumlu yönden tabii. İnşallah sezonda herkes için hayırlı olur diyorum. Abi ben gelmeden önce biraz ürkerek gelmiştim. Sizle olan samimiyetimin haricinde çok fazla transfer haberi çıkmıyor. Biraz içine kapalı halde acaba ne olacak bir adli örneğimiz var, ne olacağı belli bilmiyoruz. İnşallah öyle olmaz diyordum. Sizle konuştuktan sonra aslında bakarsanız ben de çok mutlandım, çok mutlu oldum. En azından projeler var ve altından bir vizyon koyuyor ortaya. Onun için ben Ankara Spor Severler adına ilk önce teşekkür ediyorum. Daha da güzel röportajlarda, daha güzel İnşallah. Yine birlikte oluruz diyorum başkanım. İnşallah. Ya biz onu neden çok ön plana çıkarmadık? Bazı insanlar reklamı çok sever. Biz belediyecilik anlayışımızda da böyledir. Hiçbir zaman yaptığımız işi şahşahayla böyle anlatmayız. Biz kendi halimizde, mütevazi bir şekilde, mütevazi bir bütçeyle,
kendi halimizde idare edip gidiyoruz. Bizim mesela şu an bu yıl transferlerimiz işte 7-8 kişi oldu herhalde anlaştığımız. Evet, oldu. 7-8 tane adamla evet. anlaşmışız. Evet. 3-4 tane daha deneyeceğimiz var. Evet. 12 tane kendi adamımızla zaten daha önceden iç transferi bitirmiştik. Ama hiçbir zaman gidip de ya işte falan aldık, filan aldık gidip de reklam yapmanın bir anlamı yok. Evet. Şimdi yeni bir stat yapıyoruz. Kendi imkanlarımızla belediye bütçesinden harcayacağız. Bir kuruş kimseden para almadan. Biz bunun reklamı yapmasına gerek yok ama hani diğer insanları da rencide etmek için söylemiyorum. Başkaları da gidiyor federasyondan, ne bileyim bakanlıktan veya spor totodan katkıyla tesis yapıyor. Anlata anlata bitiremiyor. Buna gerek yok. Altında da genelde yapılan spor tesisleri de çok duyurulmadı. Evet. Evet, i̇şte yani diyorum ya biz buraya geldiğimiz günden beri 260 tane bakın rakam veriyorum. 260 tane tesis yapmışız. Bugün 3'te de mesela bir tane sağlık merkezinin açılışı var. 260 tane tesis yapmışız. Kendimiz yaparız. Kendimiz kurdalayı keseriz. Kendi halimde yapar bitiririz. Neden? Adam yapıyor yani. Bunun örnekleri de var. 500 bin liralık bir tesis yapıyor. 250 bin liraya sanatçı getirip açılış yapıyor. Biz bunu yapmayız. Bizde hiçbir zaman sanatçı gelmez. Bizdeki şudur olay. İşte bugün de gelirseniz açılışımızı görürsünüz. Biz sanatçıya vereceğimiz paranın onda birine o mahalleye yemek veririz o gün. Evet. Şimdi bizim Beşikaya'da bugün sağlık tesisi açılacak. Orada o mahallenin tamamına o gün çok güzel bir kaliteli bir restoranda Ankara'nın tanınmış şimdi isim vermeyeyim. Tanınmış restoranlardan bir tanesi gelir orada. Orada işte 2000 kişiye yemek verir geçer gider. Biz bunu daha çok arzu ediyoruz. Böyle olunca da reklam olmuyor. Böyle olunca da kanallar görmüyor. Böyle olunca da gazeteciler yazmıyor. Ama gönüller de yer ediliyor. Tabii ki. Altında insanı bunu biliyor ya. Biliyor. Yani önemli olan da biraz da bu başkan. Evet. Bizi konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Keyifli bir söyleşi oldu. Ben keyif aldım. Bundan sonra inşallah maçlarda da daha çok beraber olacağız. Ben şunu söylemek istiyorum. Biz 3. lige yeni çıktık. İnşallah oyuncularımızla, mücadelemizle grubumuza renk katacağımızı düşünüyorum. Güzel bir sezon geçireceğiz. Bizim için de diğer takımlarında inşallah iyi olacak. İnşallah. Şu sloganı da siz unutmayın lütfen. Ben özellikle rica ediyorum. Ali Şen, Başkan Altındağ şampiyon. Bizim hedefimiz bu. İnşallah. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Başkanımızın himayelerinde, belediyemizin himayelerinde. Estağfurullah. Biz işte. Sizden şunu rica ediyoruz. Bakın bunu kendimize bir eksiklik olarak görüyorum ben. Ali Bey'e geçen gün söyledim. Dedim ki basınla sürekli istişare edin. Görüşün. Ya sen adama arayıp sormazsan, haber vermezsen haberciler beklerler. Anlatabiliyor muyum? Biraz zorda kaldık. Çok az gazeteci haberdeyiz. Evet. Onun için irtibatı kesmezseniz bizi sürekli haber yapın demiyoruz. Ama bizim de kapımızı zaman açarsanız, sıcak ilişkilerimiz olursa biz de çok mutlu oluruz. Ayağınıza sağlık geldiğiniz için. Teşekkür ediyoruz. İnşallah herkes için hayırlısı olur diyorum ben bu sezonu. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun.